Bir milyon bu Cevat Bey, imkanı yok! Gel! Süreyi uzatamam! Bu kaçıncı? Bugün ödenmesi lazım, olmaz kardeşim! Bu kadar! Mehmet'in oğlu sendin demek! Evet! Duyduğuma göre pek sağlam ayakkabı değil misin? Dedikodu yapmışlar! Baban rica etti, yanımda çalışacaksın! Ayağını denk al, yoksa karışmam! Geç bakalım şu masaya! Şükran Hanım! Buyurun efendim! Yeni katip! Gösterin masraf fişlerini, deftere geçsin! Baş üstüne efendim! Bakın, şu toplamları buraya geçeceksiniz! İşe adam değil, adama iş icat ediyoruz! Burası devlet dairesi çünkü! Arayan olursa ben bankaya gidiyorum! Peki efendim! Bu böyle midir hep? Biraz terstir, siz onu aldırmayın! Adama göre işmiş! Bana göre mi bunlar? Hayırlı olsun! Sağ ol! Merhaba Şükran! Babam yok mu? Bankaya gitti! Yeni arkadaşın nasıl? Fena değil! Belmondo'ya benziyor, değil mi? Bilmem! Sen ne bilirsin zaten! Kolay gelsin! Kolaysa başına gelsin! Çok şakacısınız! Biliyor musunuz? İşi kabul etmenize çok sevindim! Biraz da ben sevinsem! Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz! Huyumdur! Ben güldükçe Belmondo olurum! Bak! Böyle ne oluyorum? Gene Belmondo, gene Belmondo! Zaten her filmde o kadar değişir ki! Harika! Müthişsiniz! Sahi mi? Şehir üstündeki korku filmini gördünüz mü? Yok, görmedim! Ben yerli film seyrederim! Bizden kimi seversiniz? Cüneyt Arkın! Ay! 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 Nasıl? Sonra Türkan Şoray! Evet, güzel kadın ama biraz şişman değil mi? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı! Atasözü, benim değil! Kardeşlerinizin istediği moda dergilerini getirdim! Bana verin, ben akşama veririm! Olmaz! İş çıkışı beraber gideriz! Hem onları da görmüş olurum! Hadi bakalım, görmemişin oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış! Başka yaptıracak yer bulamadılar! Al anne! Evet, evet, önce burada gelin, hadi gelin, hadi bakın, çabuk olun, çabuk! İnşaat çok çabuk ilerliyor, değil mi? Gene manyaklaştı bu karı ya! Hoş geldin! Bizimkiler çok sevinecekler! Ayten, Nurten, bakın kim geldi! Hoş geldiniz! Size en yeni moda dergilerini getirdim! Ah, ne zahmet ettiniz! Teşekkür ederim! Rica ederim! Bakma lan bana öyle! Ayıp değil mi oğlum? Zülfikar Bey'in kızı evimize kadar tenezzül edip geliyor da senin yaptığın şu işe bak! Yanına bile çıkmıyorsun! Çıkmamış mıyım? Çıkmadın ya! Allah Allah! Ya bizim için mi geliyorlar sanıyoruz? Bilmem! Tüp gaz kuyruğu için de gelebilir, ampul almaya da gelebilir! Alayı bırak abi! Gözünün içine nasıl baktığını sen de biliyorsun ya! Bal gibi biliyor ama işine gelmiyor! Hayat bu, belli olmaz! Gelebilir de, gelmeyebilir de! Ne demek gelebilir de, gelmeyebilir de? Şimdi babacığım, yol asfaltlanıyordur, gelemez! Asfaltlanmıyordur, gelebilir! Ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz... Ak akçe kara gün içindir! Saçmalamayı bırak! Mustafa, oğlum! Ayağına gelen kısmeti tepme oğlum! Hemen söz keselim! Arkasından da hemen nişan! Düğün ne zaman Mustafa abi? Öf be! Sıktınız ya! Aa! Sovyetler birliğinin atak sırası aldılar. Bob kimse...
Sen koskoca Zülfikar Bey'in kızısın. Neden büroda çalışmak istiyorsun anlamıyorum. Sıkıntıdan patlıyorum babişko. Çalışmak benim için iş değil, eğlence olur. İştahım açılır, bol bol yerim, bol bol yiyince de tonton bir kız olurum. Beni dinlersen bırak çalışsın bey, bir değişiklik olur. Razı oluyorsun değil mi tonton babişko? Ne yapalım madem bu kadar istiyorsun? Benim tatlı babişkocuğum! Canım annem! Şimdi güzel güzel uyurum artık, iyi geceler! İyi geceler yavru! Yavrumuzun sevinci az şey mi? Doğru hanım! Doğru ama onun maksadını anlamıyorsun sen! Anlamaz olur muyum? Ama istediğimiz kızımızın mutluluğu değil mi? Demek kızımızın mutluluğu serseriye kaldı ha? Gönül bu bey, kimi severse güzel odur! Biliyorum, biliyorum hanım! Onun için firavun gibi davranıyorum! İtin burnunu kırarsan belki adam olur diye! Fazla ileri gitme bey! Oğlan işten kaçarsa Hülya çıldırır! Anne! Sen uyumadın mı kız? Uyku tutmadı! Diyorum ki abim şu Zülfikar Bey'in gözüne bir girse... Belki kızını abime verir o zaman! Kız sen de mi uyumadın? Beni de uyku tutmadı! Ne güzel, biz de o zaman çalışmayız! Sabah erkenden kalkmak da yok! Apartmandan da bir kat verirler, şu rezillikten kurtuluruz! Yaşasın! O zaman çeşmeden su taşımak da yok! Musluğu açınca şarıl şarıl su! Leğende yıkanmak da yok, pırıl pırıl banyolar, tuvaletler! Ya mutfak? Belki buzdolabımız bile olur! Bir de hava gazı fırınıyla çamaşır makinesi! Hepimiz bir odada yatmaktan da kurtuluruz! Bana da bir bisiklet alır! Bak o zaman sıkıysa balina desinler mahallede! Hepsinin çenelerini kırarım! Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır! Hadi uyuyun artık, erken kalkacaksınız! Bak kızım, bu yazının bir örneğini çıkaracaksın! Zaten hepsi 5 satır bir şey! Yavaş yavaş alışırsın böylece! Aferin! Ben vilayete kadar gidiyorum. Sen devam et kızım. Peki babacığım. Ay! Harfleri bulamıyorum! Yazamıyorum, ne yapayım? Suç bende mi? Hayır, bende! Mustafa, bana öyle soğuk durma! Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım var! Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki! Maça git, kalabalıktır, memnun kalırsın! Alay etme Mustafa! Benim yalnızlığımın ilacı sensin! Yapma, yapma! Fena olurum sonra, bana bak! Mustafa! Şşt, dur, ne de olsa ben de bir erkeğim kız! Aa! Benim erkeğimsin, bak, benim! Yapma, fena olur sonra, hiç karışmam ya! Eyvah, basıldık! Böylece bu işten de kovuldum. Benim suçum yok. Biraz daha gecikseydiniz... Neler geveliyorsun ağzında? Bu senin kızın çok azgın. Bağlamak lazım. Kuduz köpek gibi tehlikeli olabilir. Aşısı var mı? Bana baksana sen! Sen yokken o kadar güzel çalıştım ki babişko! Yeter be! Hadi ikiniz de işinizin başına! Birbirlerini sevmişler. Hepimizin başından geçti. Ayıplanacak şey değil, gençlik. Ben evlenmelerinde bir mahsur görmüyorum. Sen ne dersin Mehmet Efendi? Vallahi beyefendi, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız kızım benim her şeyim. Dünya bir yana, o bir yana. Hülya'mı üzmeyeceksin, anladın mı? Evlendikten sonra uygunsuz arkadaşlarla kahve fasıllarına falan paydos, tamam mı? Tamam. Öyleyse ben de kızımı sana veriyorum. Öp elime bakayım.
Nişan hemen takılacak. En kısa zamanda da nikah, düğün hepsi bir arada olacak. Ne oluyor ya? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Bu işlerde uzatmak iyi değildir. Akraba olacağımıza göre nişandan önce apartmanın bodrum katına taşınırsınız. Al şu 50.000 lirayı. Düğüne kadar üstünüzü başınızı düzersiniz. Allah uzun ömürler versin beyim. Artık gidebilirsiniz. Mustafa! Güle güle Mustafa! Sen dünyadaki babaların en iyisisin canım! Bobişkom!